Merhaba değerli izleyenler. Geliş Mahallesi'nde videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Eyüp dayımızın oğlu Ali Rıza Yanar'ın evindeyiz. Evet, selamün aleyküm. Ali Rıza abi merhaba, nasılsın? Merhaba. Nurcan abla nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın. Evet, Ali Rıza abi, evet bizim Geliş'in, Höcekköy'ün, Tifidüz'ün en meşhurlarından sosyal medyada devamlı bize videolarını paylaşan, cenazemizi, nişanımızı, düğünümüzü, her şeyimizi paylaşan Ali Rıza abimiz. Merhaba abicim benim. Merhaba. Ali Rıza abi, Allah razı olsun. Hem Höcekköy olarak hem TV olarak, Gökçeabayır geniş anlamda olarak yapmış olduğum videolardan dolayı ben tüm Akkuş olarak sana çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İşte elimizden geldiğinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yok, yapıyorsun. Elinden gelen çok çok fazlasını yapıyorsun. Buna emin ol. İşte imkanımız olduğu kadar işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte ne yapalım? Ali Rıza abi, şimdi babanın ismi Eyüp. Eyüp dayı. Babamın ismi Eyüp. Eyüp. Babasının ismi? Dedem Kül Mehmet derlerdi. Kül Mehmet. Lakabılar Kül Mehmet derler. Evet. Şimdi Nurcan ablamız bizim amcamız, babamın amcası Ahmet amcamın kızı. Biz biliyoruz ama ekrandakiler bilmiyor. Babanız Ahmet Erler. Ahmet Erler. Erler. Tufangil'in Tufan dedemin. Evet. Oğlu Ahmet. Ahmet. Anneniz Fatma Erler. Fatma o Erler. Da Haculu'dan. Haculu'dan. Tefi'nin kızı. Tefi'nin kızı derler. Evet. Evet. Şimdi annenizin şeyi kaç kardeşler? Onun babasının ismi nedir? Mesela büyük dedenin ismi. Büyük dedemin ismi Tefik. 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 Daha ilerisini biliyor musun? Bilmiyorum. Daha ilerisini bilmiyorum. Biliyorsun. Annem 6 kardeş. 6 kardeş. 3 kız 3 oğlan da. 3 oğlan. Evet. Üç diğerleri kız. Hep diğer köyde o zaman. İki dayım öldü, bir dayım yaşıyor. Yani bir de Allah rahmet eylesin. Evet. İki de teyzem var. İki teyzem, teyzem var. Teyzem var. Evet. Şimdi buradan Gökçeabayır Derneğimize bir isteğin, bir arzunuz var mı? Teşekkür ederim. Yok, böyle başarılı devamını diliyorum. Anladım. Teşekkür ederiz. Şimdi yavaş yavaş bizim de yaşımız, ben 43 yaşındayım. Ben de yavaş yavaş elime doğru geliyorum. Yani ben güzel de biz sizden sonra koşacağız. Şimdi yavaş yavaş 50 yaşına gelen İstanbul'da yaşayan, emeklisine az kalmış veya emekli olacak veya emekli olmuşlar. Buradan ne önerirsin? Memleketlerine gelmesini ister misin? Memleketlerine gelsinler, yaşamayı bilsinler. Değil mi? Temiz bir hava alsınlar. Çok temiz bir hava alsınlar. Biz ilkbaharda geliyoruz, sonbaharda gidiyoruz. Çok mutluyuz. Evet. Yani burada şimdi buranın, şimdi oğlum şöyle bir gezdir etrafı. Ben, bakın burası. 20 sene oldu geleli buraya. Şöyle bir gezdir bak gelenlerde. Geliyor şimdi. Yani burada insan ne yaşanır? Yani ruh yaşlanması, ölü söyleyeyim daha doğrusu. En azından çok Allah'a şükür hani hastalıklardan da kurtulmuş oluruz. Gelecek olan hastalıklardan da en azından korunmuş çok oluruz. Şükür. Evet. Yoksa burası hem bizim köyümüz, özellikle giriş gizli bir cennet, öyle diyeyim daha doğrusu. Evet, manzarasıyla, havasıyla, her şeyle. Burada hem salıncağı var. Hem burada kendinize özel bir keyif yeri yapmışsınız gerçekten de. Evet. Elinize de güzel doğmuş. 5 ay kalıyorum ben burada. 5 ay kalıyorsun. 5 ay, 6 ay kalıyorum, 5 ay. 5 ay kalıyorsun ama burada 7 ayında enerjisini toplamış oluyorsun, evet. İstanbul'da. Evet. Ben şimdi ben bildim bileli Ali Rıza abi hep böyle görüyorum. Yani tamam belki yaş olarak ilerliyor ama ben hala kendisini genç görüyorum. Yani 20 sene önce de aynı bu şekildeydi. Allah nazardan saklasın. Teşekkür yine ederim. Yine de işte bunun ilacı burası. Burası. Bu topraklardan geçiyor. Doğru. Tabii ki. Bu topraklardan geçiyor. Evet. Buradan İstanbul'a veya buradan kime selam yollamak istersin? Beni tanıyan herkese selam söylüyorum. Vatanınızı, köyünüzü boş bırakmayın. Lütfen bayramlarda olsun, tatillerde olsun köyünüze gelin. Başka yerlere gitmeyin. Evet. Buradan da özellikle emekli olacak olan kişiler veya emekli olmuşların mutlaka köylerine gelip burada en azından yaşamalarını istiyoruz. Temiz hava almalarını istiyoruz. Enerjisi yüksek bir şekilde hayatını sürdürmesini istiyoruz. Tabii ki. Evet değerli izleyenler, girişteyiz. Eyüp dayımızın oğlu Ali Rıza Yanar evindeyiz. Güzel bir sohbet oldu, güzel bir program oldu. Çok kızım. Teşekkür ederiz. Evet gel. Bak. Gel güzelim. Gel sen de gel. Bu 20'lik 40'ıyla geldi buraya. Heh. Daha da burada yani. Daha da burada. Zaten herkes tanıyor, kızınızı da tanıyor. Tanıyorlar. Tabii. Ama 20 günlük getirdim ben bunu. Kimse 20 getirmedi. 20 günlük geldi.
Maşallah. 20 günlükine bunu köye getirdim. Kimse götüremezsin diye ben getirdim bunu. Ama köyün havasını aldı, bırakamıyor daha. Daha da bırakamıyor. Belki sizden önce geliyordu. Hadi gidelim köye. Hadi özledim diyordur belki. Diyor. Diyor değil mi? Buradan ne söylemek istersin gençler? Senin çağındaki kişilere. Köylere gelsinler mi? Gelsinler. Gelmesinler mi? Yok, canları sıkılır. Evet. O da güzeldi. İnternet yok. Telefon çekmiyor. Konuşamıyorsun. Yok, öyle çekiyor, mi? Çekiyor, çekiyor. Çekiyor mu? Daha niye o zaman? İnternet var mı? Evet, internet olsa internet güzel olur. Sorun o, bir de orası tek sorunu arkadaşı. Arkadaşı. Tek sorun arkadaş. Ama Melek var. O da gidiyormuş. O da gidiyor. O da gidiyor. Doğru söylüyor ama çocuklar arkadaş arıyor. Ya tabii ki. Bak, evet. Şimdi arıyor. Şimdi birisi gelecek dedik, ona sevindi. Gelecek diye ama arkadaş şey çok önemli. Tamam, Mert geldi. Mert ona evet. Artık oynarlar. Evet inşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok Allah razı olsun. Yani aynı zamanda benim babamın amca kızısı oluyor. Aynı zamanda benim dayımın babamın dayısının oğlu oluyor. Her taraftan birbirimize bağlantılıyız. Evet. Evet değerli izleyenler, videolarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.